Hocam merhaba her hafta yazıyorum. Umarım bu sefer cevaplarsınız. ABD'deki güç klikleri konusunda biraz açabilir misiniz? Pentagon CIA, FBI, küreselci, neokon vesaire gibi güç merkezlerini biraz daha irdeler misiniz? Ee, ay. dipsiz bir kuyu. Öyle geri görünüyor ki 2001 yılından bu yana artan bir oranda bir tane güç odağı var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ee, yani 2001 iki, ikiz kuleler saldırısı peşinden e, sistemli olarak devlet aygıtına çöken ve Amerika'da mevcut olan demokratik kurum ve gelenekleri bir sahtekarlığa, bir soytarılığa çeviren gitgide bir ulusal güvenlik devletinin ideolojisini ve kurumlarını hakim kılan partiler arasındaki rekabeti sabote ederek kalıcı bir şekilde iktidarı ele geçirmeyi e, başaran bir kadro var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Trump'ın seçilmesi bu kadronun gücünü mutlaklaştırması sürecinde bir e, kırılmaydı, bir e, zikzaktı. Ve... Bir süre e, korkuya kapıldılar, iktidar elden gidecek mi acaba diye. Sonra çabucak gördüler ki e, Bay Donald Trump öyle e, ciddi bir iktidar alternatifi olabilecek ülkenin yönetimini ciddi bir şekilde ele alabilecek kalibrede bir insan değil, öyle bir e, siyasi desteği ve gücü yok, öyle bir kişiliği de yok. Yani daha ziyade bir disruptor bir yani oyun bozucu fakat onun yerine başka bir oyun kurma kabiliyetinden yoksun bir e, siyasi kişilikti ve bence başarılı bir şekilde Amerikan siyasetinden temizlendi e, gayet acımasız bir şekilde ve e, yani işimize geldiği zaman kurallara göre oynarız yoksa kurallar bize vız gelir diyen bir e, yönetici kitle tarafından silindiler. Normal siyasi e, prosedürlerle normal siyasi süreçte bu kadronun bu yapılanmanın e, iktidardan uzaklaştırılması son derece güç hatta imkansız görünüyor. E, bunun için üç ihtimalden birinin gerçekleşmesi lazım ki üçü de üçünden en azından ikisi çok zor fakat bir tanesi ihtimal dahilinde ya çok büyük ve çok radikal bir finansal kriz yani devletin e, borçlarını ve maaşlarını ödeyemez hale gelmesiyle sonuçlanacak olan bir siyasi kriz veya bir iç savaş veya bir büyük dış savaş bunlardan biri olmadan e, Amerika'da şu anda iktidarda olan güç odağını ortadan, iktidardan uzaklaştırmak imkansız görünüyor. Böyle. Hocam eskiden değişim bu kadar hızlı değildi. Sosyal medya